Kıymetli öğrenciler bugün sizlerle öznel ve nesnel yargılar konusunu işleyeceğiz. Kişisel görüşleri ortaya koyan, kanıtlanamayan yargılara öznel yargı denir. Kişisel görüşleri ortaya koyan, kanıtlanamayan yargılara öznel yargı denir. Yani kişinin kendi görüşüdür bu çocuklar. Örneklerimize geçelim en güzel resmi Gökçe yapar çocuklar. Bakın özneldir. Evet. Ee, kavunun sarı olanı daha tatlıdır çocuklar. Yine öznel yargıdır çocuklar. En sevilen meyve çilektir çocuklar. Ee, tabii ki çocuklar en sevilen meyve kişiden kişi değişebilir. Bana göre bana göre elmadır. Sana göre çocuklar kayısıdır. Diğerine göre şeftalidir. Evet. Bunlar tamamen çocuklar nedir? Özneldir. Devam edelim inşallah. Gözlük emire çok yakışıyor çocuklar. Yine aynı şekilde öznel yargıdır çocuklar. Evet. Bulem çok güzel pasta yapar çocuklar. Öznel yargı. Eğirdir gölü ülkemizin en güzel gölüdür çocuklar. Yine çocuklar bu nedir? Öznel yargıdır çocuklar. Bu şarkıyı en güzel Tahsin söyler. Bu da yine çocuklar öznel yargıdır çocuklar. Evet. Doğruluğu herkesçe kabul edilen yargılara çocuklar nesnel yargı denir çocuklar. Bakın. Doğruluğu herkesçe kabul edilen yargılara nesnel yargı denir. Evet. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Evet. Üçgenin üç kenarı vardır. Herkes için de aynıdır çocuklar bu. Dünyanın neresine giderseniz gidin çocuklar. Üçgenin üç tane kenarı vardır. Ağaçlar oksijen kaynağımızdır. Nesnel bir yargıdır çocuklar. Alfabemizde 29 harf vardır çocuklar. Yine nesnel bir yargıdır çocuklar. Mars bir gezegendir çocuklar nesnel bir yargıdır. Atatürk Selanik'te doğdu çocuklar. Atatürk Selanik'te doğdu. Nesnel bir yargıdır çocuklar. Eğirdir Isparta'nın ilçesidir çocuklar. Nesnel bir yargıdır. Kolay gelsin.